Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dolaşım sistemi çıkmış sorulara bakacağız. 17 tane sorumuz var bu sistemlerde. Şimdi başlayalım isterseniz. Diyor ki İnsanda ince bağırsak içine bırakılan işaretli glikoz molekülü. Evet işaretli sorulara geldik. İşaretli soruları yapmak için ben size hem 2022 videolarımda hem de 2023 videolarımda bir kısa yol göstermiştim. Şimdi burada tekrardan göstereceğim. Diyor ki en kısa yoldan kalp kas hücrelerine ulaşacak olursa aşağıdaki damarlardan hangisinden geçmesi, geçmesi gerekmez bakalım arkadaşlar biz ilk önce bu yolumuzu bir çizelim neydi ortada kalp vardı değil mi şöyle dört odacıklı kalbimiz kalbin üstünde akciğerler akciğer hemen üstünde beyin ve kollar diyoruz sadece beyin yazayım buraya altta ne var karaciğer var karaciğer karaciğerin altında eee sindirim kanalı diyelim. Şöyle şurayı sileyim. Sindirim kanalı. Hemen altta böbrekler var. Böbrek. Altta da bacaklar var arkadaşlar. Şöyle bacaklar yazalım. Şimdi biz ilk önce küçük dolaşımdan bahsedelim. Küçük dolaşım nedir? Küçük dolaşım Kirli kanın yani karbondioksit bakımından zengin olan kanın akciğerlerde temizlenip oksijen bakımından zenginleştirilerek tekrardan kalbe dönmesidir. Bu küçük dolaşımdır. Büyük dolaşım ise kalbe gelen temiz kanın vücuda tüm vücuda yayılıp kirlenen kanın da toplanıp tekrardan kalbe gelmesidir. Şimdi biz burada şöyle bir mantık yürüteceğiz. Bakın kalpten çıkan damarlara atar damar kalbe gelen damarlara da toplar damar diyoruz. Dolayısıyla burada bunu bildiğiniz zaman emin olun damarların ismini çok kolay bulursunuz. Bakın. Kalbimizin sağ tarafı burası, burası da sol tarafı. Bizim kalbimizin sağ tarafında ne var? Kirli kan var. Sol tarafında temiz kan var. İlk önce küçük kan dolaşımından bahsedelim. Arkadaşlar kalbin sağ kulak sağ karıncığından çıkan damar nereye gidiyor? Akciğerlere, değil mi? Kirlenen kanı temizlemek için kalpten çıktığı için bu damara ne diyorum? Atar damar. Nereye gidiyor? Akciğerlere. O zaman akciğer atar damarı dedik. Daha sonra akciğerlerde temizlenen kan nereye gelecek? Tekrardan kalbe gelecek. Bakın kalbe gelen damara toplar damar diyorum. Akciğerlerden geldiği için akciğer toplar damarı. Burada küçük dolaşım bitti. Sonra büyük dolaşım başlıyor. Büyük dolaşımda kalbin sol karıncığından çıkan temiz kan Hangi damarla çıkıyor? Aort atar damarı ile çıkıyor. Bakın aort damarı vücudumuzdaki en kalın damardır. Çünkü kalbimizin sol karıncığı oldukça güçlü kasılır. Tüm vücuda kanı yaymak için. O yüzden de aort atar damarı e, basınç bakımından daha dayanıklı olması gerekiyor. Sonra aort iki tane kola ayrılıyor. Bu kollardan biri kalbin üst tarafına. Diğeri de kalbin alt tarafına besin götürecek. Kan götürecek. Üst tarafına giden... Damar arkadaşlar beyin ve kollara gider. Biz bu damara şah damarı diyoruz. Şah damarı hatta şu boynumuzdan geçiyor ya o damar. Alt tarafa giden damar da kollara ayrılıyor. Bu arada aort bir kol daha oluşturur. Bunu da kendine gönderir. Kalbin kendine gönderir. Koroner damarlar. Bunlar da kalbin beslenmesini sağlayan damarlardır. Yani iki kol diyorum ama aslında üç kol ayrılıyor. Bu koldan biri de nereye gidiyor? Koroner damar olarak kalbi besleyen damar olarak gidiyor arkadaşlar. Sonra Karaciğere geliyor. Bakın kalpten çıktığı için atar damar. Karaciğere geldiği için karaciğer atar damarı. Sonra sindirim kanalına geliyor. İsmini bilmemize gerek yok. Böbreklere geliyor. Yine kalpten çıktığı için atar damar. Böbreklere geldiği için ne diyoruz? Böbrek atar damarı. Sonra arkadaşlar bacaklara da gidiyor. Peki bu kanın kirlenen kanın toplanması lazım. Arkadaşlar burada yine karaciğerden çıkacak. Bakın farklı bir renkle yazalım. Karaciğerden çıkacak böbreklerden çıkacak, bacaklardan çıkacak. Peki sindirim kanalı nasıl yapacak? Sindirim kanalı direkt çıkmaz arkadaşlar. İlk önce karaciğere uğrar sindirim kanalındaki kan. Neden? Çünkü sindirim kanalından besin gelir. Bu besinin karaciğer tarafından değerlendirilmesi lazım. Sindirim kanalından karaciğere bağlanan damara biz kapı toplar damarı diyoruz. Neden toplar damar diyoruz? Çünkü bunlar birleşip kalbe gidiyorlar. Tamam mı? O yüzden toplar damar diyoruz. Daha sonra böbreklerden çıkan böbrek toplar damarı, karaciğerden çıkan karaciğer toplar damarı ya da karaciğer üstü toplar damarı da denilebilir. Bizim kalbimizin alt tarafından toplanan damarlar arkadaşlar tek bir ana damarda birleşerek nereye geliyor? Kalbin sağ kulakçığına geliyor. Bu ana damara biz kalbin alt tarafından geldiği için alt ana toplar damar diyoruz. Yine kalbimizin üst tarafından beyin ve kollardan kirli kanı toplayıp kalbimizin Sağ kulakçığına kan getiren damara da kalbin üst tarafından geldiği için üst ana toplar damar diyoruz arkadaşlar. Şöyle çok yakınlaştı. Üst ana toplar damar diyoruz. Şimdi bakın sorumuz neydi? Nereye verilmiş? İnce bağırsak içerisine verilmiş. Şimdi ince bağırsak içerisine verilmişse sarıyla takip edin. Nerelerden gidecek? Bakın kalp kas hücrelerine gelmek için kapı toplar damarından gidecek. Karaciğer üstü toplar damarından gidecek. Alt ana toplar damardan gidecek. Kalp kası hücrelerine ulaşacak. Bakın kalp kası hücrelerine ulaşabilmesi için kalbin sağ kulakçığına geldi. Oradan karınca iner, akciğerlere gider, temizlenir. Akciğer toplar damarıyla tekrardan kalbe gelir. Daha sonra da kalbin sol karıncığından aortla çıkarak koroner damarlardan nereye gelir? Kalbin kas hücrelerine gelecek. Bakalım nereden geçmesi gerekmiyormuş. Şimdi koroner damarlardan geçti mi? Geçti çünkü kalp hücrelerine ulaşması için mecbur geçmesi gerekiyor. Şah damarından geçtim arkadaşlar. Şah damarın üstünde bir sarılık var mı? Şah damarında yok. Dolayısıyla şah damarından geçmiyor. Cevabımız Bursa şıkkı. Akciğer atar damarından geçti mi? Akciğer atar geçiyor değil mi? Temizlenmek için mecburen akciğer atar geçecek olur. Kapı toplar damarından geçti mi? Buradan da geçti. Bu da olur. Akciğer toplar damarından da geçip tekrardan kalbe geldiği için onu da alıyoruz. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Hemen sınavda zaten oldukça bol vaktimiz var. Sınavda ne yapıyorsunuz? Hemen bu şekli çiziyorsunuz. Hatta kafanızdan bile yapabilirsiniz. Emin olun. Hani bir iki kere bu şekli çizin. Bir kağıda, bir deftere, bir yere gözünüzün önüne koyun ya da emin olun bu soruları artık kafadan bile yapacaksınız. Gelelim ikinci sorumuza. Bakın burada da bir işaret sorusu var. İnsan da diyor akciğerlerde işaretli oksijen molekülünü hemoglobine bağlayan bir alüvar hücresi olarak belirtilen damarların hangilerinden geçmeden karaciğere ulaşabilir. Şimdi akciğerlerde işaretlenmiş bu damarımız ee, akciğerden nereye geliyor? Karaciğere geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da yeşille işaretleyelim. Şimdi akciğerlerin oksijen molekülü. Akciğerlerden çıkıp nereden gelecek? Akciğer toplar damarından kalbe gelecek. Kalpten aorttan çıkar. Nereye gelir? Karaciğer atar damarından gelir ve karaciğere gelir. Şimdi bizim istediğimiz buydu zaten. Alt ana toplar girdi mi? Girmedi. Aort atar damarına geldik mi? Geldik. Akciğer toplar damarından çıktı mı? Akciğer toplar damarı bakın burada. Akciğer toplar damarından çıktı. Karaciğer toplar damarına geldi mi burada? Gelmedi. Dolayısıyla hangilerinden geçmesi gerekmez dediği için cevabımız ne olur? 1 ve 4 olur. Yani C şıkkı olacak. 2014 Biyoloji abte diyor ki aşağıdakilerden hangisi insanda plazma proteinin işlevleri arasında yer almaz? Bakalım. pH değişikliklerine karşı tampon olarak iş görme. Görürler arkadaşlar pH değişikliklerini düzenlerler. Dolayısıyla bu doğrudur. Virüslere virüslere ve yabancı maddelere karşı vücudu savunma evet antikorlar yapar bunu. Antikor doğru. Hasar gören kan damarlarında hasarlı bölgeyi tıkama, fibrinojen bunu da yapıyor. Fibrinojen fibrine dönüşerek yapıyor arkadaşlar bunu. Kanın ozmotik dengesini ayarlama, evet albumin, globulin bunlar kanın ozmotik dengesini ayarlıyor. Doğrudur. Solunum gazlarını taşıyan kimdir? Hemoglobin Hemoglobin kan plazmasında mı bulunuyor? Hayır. Nerede bulunuyor? Al yuvarların içerisinde. Dolayısıyla Edirne seçeneği yanlış olacak. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi insanda strese karşı kısa süreli tepki oluşturulmasında verilen cevaplardan biri değildir? Strese karşı kısa süreli tepki. Şimdi strese karşı kısa süreli tepkide hangi hormon üretiliyor? Adrenalin hormonu. Adrenalin hormonu. Biraz hormon sorusuymuş bu aslında. Şimdi adrenalin hormonu kan basıncını artırır mı? Artırır. Bağışıklık sisteminin baskılanması diyor. Arkadaşlar adrenalin bağışıklık sistemini baskılamaz. Baskılayan kortizoldür. Kortizol de uzun süreli streste etkilenir. O yüzden uzun süreli bir stres yaşıyorsanız çabuk hastalanırsınız. Çünkü kortizol arttığı zaman bağışıklık sistemimiz baskılanır. Yani çok az çalışır. Dolayısıyla çabuk hastalanabiliyoruz. Ama adrenalin kısa süreli tepkide etkilidir. Kortizol uzun süreli uzun süreli streste etkilidir. Bu zavirde bize burada adrenalinin etkisini sormuş. O yüzden bu yanlış olur. Bunu almayız. Metabolik hızda yükselme. Evet, korktuğunuz zaman vücudunuzda olan şeyleri düşünün. Kan glikoz düzeyinde artış, şeker artar, solunum hızında artış. Bu da gerçekleşir ama bağışıklık sistemini baskılayan kimdir? Kortizoldür, adrenalin değildir. 2015 biyoloji ABT diyor ki kan nakli gereken bir insanın alt ana toplar damarına 400 mililitre kan veriliyor. Kan hacmi artışını izleyen ilk dakikalarda Değerlerinden hangilerinde artış olması beklenir? Şimdi ne yapıyor? Kan hacmi artıyor. İlk dakikalarda bir kere tansiyonunu artırır mı? Artırır. Çünkü tansiyon neydi? Tansiyon kalbimiz kasılıp gevşedikçe damarlarımıza uyguladığı basınçta. Şimdi kanın hacmi artıyorsa daha fazla kan pompalayacak. Dolayısıyla basınç artacak. Bu olur. Kanın ozmatik basıncı. Kanın ozmatik basıncı arkadaşlar kalbin ile ilgili değildir. Kandaki maddelerle ilgilidir. Dolayısıyla burada zaten kan nakli yapılıyor. Yani izotonik bir ortamdan izotonik ortama geçiş var. Dolayısıyla kan ozmotik basıncında artış azalış olmaz. Değişmez bu. Kalbin dakikada pompaladığı kan miktarı. Kan verildiği için kan miktarı artar. Dolayısıyla bunda artış olur. Hangilerinde artış oluyor? 1 ve 3 cevabımız Edirne seçeneği oldu. 2016 biyoloji ABT'ye bakalım. Kan akış hızının atar damarlardan kılcal damarlara geçince azalmasının nedeni hangisidir? Arkadaşlar bunun sebebi kılcal damarların daha geniş bir yüzey kaplaması. Yani atardan kılcala geçerken kılcal damarlar çeşitli kollara ayrılıyor. Kesit alanı daha fazla olduğu için e, kanın akış hızı azalmaya başlıyor ve kılcal damarlar daralıyor. O yüzden de azalıyor arkadaşlar. Bakalım. Kılcal damarların tek tabakalı endotelden meydana gelmiş olması. Hayır bu kılcal damarların dediğim gibi miktarı ile ilgili bir durumdur. Bir atar damarın beslediği kılcal damarların toplam enine kesit alanının bu atar damarlardan daha fazla olması. Evet işte budur. Ee, bir atar damar kılcallara kanı gönderirken oradaki kılcal damarları topladığınız zaman oluşan kesit böyleyse atar damarın kesti bu şekildedir. Dolayısıyla kan buralara giderken ne yapar? Akış hızı azalır. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Kılcal damarların daha kısa olması demiş. Bunun ilgisi yok. Atar damar duvarında elastik bağ dokunun bulunması. Hayır. Kılcal damarların içerisinde kanın daha fazla oksijen, kanın daha fazla oksijen içermesi. Hayır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olacak. 7. sorumuz. Diyor ki kalbin kendi dokusunu besleyen koroner dolaşımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Koroner damarlar nasıl yapıyordu? Aort atar damarından dallanarak Kas hücrelerine gider ve onları besliyordu Diyor ki Oksijence zengin kanı sadece kalbin sağ karıncına doğru iletir Hayır arkadaşlar tüm dokulara iletiyor Bu yanlıştır Akciğer toplar damarından aldığı kanı Kalbin dokularına iletir Demiş Burada e, akciğer toplar damarından Kanı kim alıyor arkadaşlar Burada aort alıyor değil mi Aorttan ayrılıyor bu Direkt toplar damarından almıyor O yüzden gitti Sol kor pardon, koroner arterler akciğer atar damarından dağlanırlar. Hayır, unutmayın, aorttan dağlanıyorlar. Koroner arterler kanı gaz değişimi için doğrudan akciğere pompalar. Hayır, böyle bir durumda yoktur. Bu da gitti. Sağ ve sol koroner arterler aort kökünden dağlanırlar. Evet, bakın bu doğrudur. Aorttan dağlanıyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. 8. soru. Kalbin sempatik sinirlerle uyarılmasından sonra olaylarının gerçekleşme sırası hangisinde doğru verilmiştir? Bakın sempatik sinirlerle uyarıyor. Sempatik sinirler vücudumuzdaki hızı artıran sinirlerdir. Bakalım okuyalım sırasını soruyor bize. Kulakçık kaslarına uyartının iletilmesi, Atrioventriküler düğümün uyarılması, karıncık kaslarına uyartının iletilmesi, sinüatriyel düğümde aksiyon potansiyeli oluşması. Şimdi ilk önce sinüatriyel düğüm uyarılır. Dolayısıyla arkadaşlar burada birinci sırada hangisi olur? 4 numara. Sonra sinüatriyel düğümün etkisiyle kulakçıklar kasılırlar. O yüzden ikinci sırada bu olur. Sonrasında atriyü ve düğme uyarı geçer. Üçüncü sırada bu. En sonunda karıncı kasları uyarılır. Dördüncü sırada bu. 4-1-2-3 şeklinde olur. Cevabımız aşık. Ben bunu size nasıl anlatmıştım? Bir kafeye gidiyordunuz. İşte hoşlandığınız kişi geliyordu. Size geliyordu. Selamın aleyküm diyordu. Daha sonra siz de ona ve aleyküm selam diyecek yerde aleyküm ve selam diyordunuz. Sonra aranızda ne oluşuyordu? Bir his oluşuyordu. Purkinje lifleri ve his demetleri devreye giriyordu arkadaşlar. Tünatrel düğüm kalbin bakın şu bizim kalbimiz olduğunu düşünüyorsunuz. Şöyle dört odacıklı. Tünatrel düğüm hemen hemen şurada bulunur. Ve kalbin kulakçıklarının kasılmasını sağlar. O yüzden tünatrel düğüm uyarıldığı zaman kulakçıklar kasılır. Tamam mı? Ne yaptım? Selamla Aleyküm'ü kulağımla duydum. Tamam mı? Kulağımla duydum. Kulakçıklarım kasıldı. Aleyküm ve selam dedim. Ve aleyküm selam diyecek yerde ne oldu? Karnımda kelebekler uçuşmaya başladı. Karıncıklar kasılır. Tamam mı? Atroventriküler düğümden sonra. Atroventriküler düğümde hemen hemen şurada bulunuyor. Karıncıklara doğru istemekleri ve Purkinje elifleri de yayılıyor arkadaşlar. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Dokuzuncu soru. Sağlıklı bir insanda kalbin yapısı ve çalışması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Bağ dokudan oluşan kapakçıklar kalp kasılması sırasında oluşan kan basıncı etkisiyle çalışır. Evet kalbin yapısında bakın kalbin içerisinde şöyle göstereyim. Kulakçıklarla karıncıklar arasında bulunan kapakçıklar vardır. Bunlar sağ tarafta triküspit, sol tarafta da biküspit kapakçıklardır. Bunlar kulakçıklar kasıldığı zaman açılırlar ve karıncıklara doğru kan dolar arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğrudur. Fetal evre dahil. Karıncıklar arasında herhangi bir şekilde kan geçişi olmaz. Evet şu arada bakın karıncıkların arasında herhangi bir şekilde kan geçişi olmaz. Eğer varsa çocukta ciddi hasarlara yol açabilir. Kulakçık ve karıncık duvarlarının içerdiği kas miktarı aynıdır demiş. Bu yanlış. Kulakçıklarda daha incedir kas, karıncıklarda daha kalındır. Hatta sol karıncıkta sağ karıncaya göre daha fazla kas miktarı vardır. Çünkü Sol karıncığın şiddetli kasılıp tüm vücuda kanı yayması, pompalaması gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar sol karıncık daha kaslıdır. Bu yanlıştır. Sağ ve sol karıncığın pompaladığı kan miktarı yaklaşık aynıdır. Evet, hemen hemen aynı. Zaten bir miktar böyle sağ karıncık daha fazla diyebiliriz. Sa sol karıncık sağ karıncı oranına daha güçlü kasılır. Evet, kas miktarı daha fazla olduğu için cevabımız C şıkkı olacak. 10. soru bir farenin ince bağırsak boşuna bırakılan işaretli glikoz molekülü aşağıdaki damarların hangisinden geçmeden beyni iletilebilir? Bakın yine aynı soru işaret sorusu. Şimdi ince bağırsaktan geliyor. İnce bağırsağı bırakıldıktan sonra nereye gider? Kapı toplar damarına gider. Kapı toplardan karaciğere geçiyor. Karaciğerden karaciğer toplar damarına gidiyor arkadaşlar. Karaciğer toplar damarından alt ana toplar damara gidiyor. Oradan da kalbe geliyor. Kalbin sağ kulakçığına. Sonra kalbin sağ karıncığına, sağ karıncıktan akciğer atar damarıyla nereye gidiyor? Akciğerlere. Akciğerlerde temizlendi. Akciğer toplar damarıyla nereye geliyor? Kalbe geliyor tekrardan. Kalpten de aortla pompalanır. Aortla pompalandıktan sonra da nereye gidiyor? Beyne gidiyor. Ak karaciğer atar damarına girmesine gerek yok ki zaten nereye verilmiş sindirim kanalına. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı. Bakın hemen ne yapıyorsunuz? O şekli çiziyorsunuz. Ben bir daha videoyu uzatmamak için çizmedim. O şekli çizip hemen üstünden geçiyorsunuz. Sorunun cevabını buluyorsunuz. Hatta dediğim gibi bir süre sonra benim gibi böyle kafadan da yapabilirsiniz. 11. soru. Orak hücre anemisi hastalığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemoglobinin birincil yapısındaki çok küçük bir değişiklik o proteinin işlevini önemli ölçüde etkiler. Arkadaşlar bu doğrudur. E, ee, orak hücre anemisinde hemoglobin yapısında bir değişiklik oluyor. Yani çok küçük bir değişiklik. O yüzden proteinin yapısı da işlevi de önemli ölçüde değişiyor. Hastalık ilgili proteini kodlayan kalıp DNA'da tek bir nükleotit değişimiyle ortaya çıkmaktadır. Evet biz buna nokta mutasyonu diyoruz. Yani ee, tek bir nükleotitte Meydana gelen mutasyon nokta mutasyonudur Doğru Bu hastalık bakımından taşıyıcı olan bireyler Hiçbir zaman normal hemoglobin molekülü üretemez Bakın taşıyıcı olan bireyler Heterozigot olan bireylerdir Bu bireylerde e, Bazı al yuvarlar bazı al yuvarlar düzgündür. Bazıları arkadaşlar orak şeklindedir. Dolayısıyla burada ne diyor? Hiçbir zaman normal hemoglobin üretemez diyor. Yanlıştır. Üretebilir. Bazı al yuvarları sağlam. Bazıları orak şeklindedir. O yüzden bu yanlış olacak. Bu hastalık allerleri yönünden heterozigot olan bireyler homozigot başat genotipteki bireylere göre sıtmaya daha, daha dayanıklıdır. Doğru arkadaşlar. Bu bireyler hasta olmasına karşın heterozigot olan bireyler sıtmaya karşı daha dayanıklı oluyorlar. Doğru. Bostalık bakımından taşıyıcı olan bireyler normal bireylere göre ortamdaki oksijenin kısmi basıncının azalmasına karşı daha duyarlıdır. Evet. Yani şöyle düşünün. Ee, taşıyıcısınız. Yani heterozigot bir bireysiniz. Ortamdaki kısmi basıncı oksijenin kısmi basıncı azaldığı zaman oksijen miktarı azaldığı için ne olacak? Daha duyarlı. Diğer insanlara göre daha çabuk etkileniyorsunuz. Doğrudur. Şimdi burada dedik ya sıtmaya karşı daha dayanıklıdır. Bu bir ne örneğidir? Epistasi örneğidir değil mi? Epistasi. Epistasi de neydi? Tek bir genin ee, birden fazla özelliği kontrol etmesidir arkadaşlar. Dolayısıyla epistasi örneğidir. Gelelim 12. sorumuza. 2021 FEN ÖABT. Bu üstte söylediğim epistasi değildi arkadaşlar ya. Farklı bir şeydi. Epistasi bir genin diğerlerini engellemesi ya da etkisini artırmasıydı. Bunu yanlış söyledim ama şu an aklıma gelmiyor ne olduğu. Hatta bunu örnek vermiştik çok iyi hatırlıyorum ama epistasi değildi. Ne olduğu şu an aklıma gelmiyor ama aklıma gelirse açıklama kısmına yazacağım. Araştırıp bulacağım onu. Şu an unuttum ben onun ne olduğunu. Şimdi 2021 fenobete sorusuna geçelim. Diyor ki: insan kan plazmasında yer alan proteinler işlevlerinden hangilerini gerçekleştirir?" Şimdi bakalım. Kanın ozmotik basıncının sağlanması, evet kan plazmasında bulunan albumin, globulin bunlar ozmotik basıncını dengeliyor. Kanın pH dengesinin düzenlenmesini bunu da sağlıyor arkadaşlar. Kanama olduğunda kanın pıhtılaşmasını sağlanması, bu da fibrinojen yapıyor değil mi? Dolayısıyla hepsini yaparlar. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 13. sorumuz İnsanın damar duvarında bir hasar meydana gelmesi nedeniyle başlayan pıhtılaşma sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşir? Şimdi bakacağız. Okuyalım önce. Trombositlerden pıhtılaşma etkenlerinin salınması, protrombinin trombine dönüşmesi, fibrin iplikçiklerinin bir ağ yapısı oluşturması, hasar gören damar çeperinden pıhtılaşma etkenlerinin salınması, ilgili enzimin fibrinojene etki etmesi. Şimdi arkadaşlar ilk önce hasar gören damar çeperi ne yapacak? Pıhtılaşma etkenlerini salgılayacak. Sonra trombositlerden aynı şekilde bakın. Eee etkenleri salgılanacak, salınacak. Protrombin trombine dönüşecek. Sonrasında ilgili enzim fibrinojeni etki ederek neye dönüştürecek? Fibrine dönüştürecek. En sonunda fibrin iplikçikleri bir ağ oluşturarak bölgeyi tıkayacak. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. En sonu sorduğu için C şıkkı olacak. 14. sorumuz. İnsanda karaciğerde sentezlenen işaretli bir üre molekülü en kısa yoldan vücuttan atılıncaya kadar damarlarından hangi sırayla geçer? Bakın karaciğerde sentezleniyor. Ne yapar? Karaciğer üstü toplar damarından çıkar. Birinci sırada bu. Sonra altana toplar damarına girer. Burada altana toplar damarı vermemiş. Altana toplar damarından da nereye gelecek? Kalbe. Kalpten arkadaşlar akciğer atar damarıyla nereye gider? Akciğerlere. Sonra akciğer toplar damarıyla tekrardan kalbe gelir. Kalpten de nereye çıkacak? Aortla çıkacak arkadaşlar. Oradan da böbrek atar damarına gidecek. Cevabımız ne olur? 1, 2, 5, 3, 4. 1, 2, 5, 3, 4 yani denizi seçeneği olacak. 15. sorumuz. İnsan kalbinin yapısı ve çalışması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kalbin sinirlerle olan bağlantısı kesilecek olursa kalp atışları anında sonlanır. Direkt yanlış. Bakın bunu şeyde de sordular. YKS'de de sordular. Kalbin sinirlerle bağlantısı kesilirse kalp atışı direkt sonlanmaz. Çünkü kalp kendi uyarısını kendisi oluşturan bir organdır. Dolayısıyla direkt sonlanmaz arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Kalbin çalışmasının düzenlenmesinde otonom sinir sistemi işleri görür. Evet sempatik ve parasempatik sinirler etki ederler. Kana salgılanan bazı hormonlar kalp atış hızını değiştirebilir. Evet adrenalin, nöroadrenalin, kortizol bunlar değiştirebiliyorlar. Kalp döngüsünde kulakçıkların sistolü sistol kasılma demektir. Karıncıkların diastolu ile kanın karıncıklara dolmasını sağlar. Şimdi kulakçıklar kasılıp karıncıklar gevşediği zaman ne olur? Kan karıncıklara dolar. Doğru. Sol karıncık duvarındaki kasların kütlesi daha fazla olduğu için aorttaki kan basıncının akciğer atar damarından daha büyük olması beklenir. Doğru arkadaşlar. Ee, sol karıncık daha kaslı daha e, kalın kas yapısına sahip olduğu için A, orta tatar damarı daha fazla kan basıncına sahiptir. Cevabımız A, şıkkı olacak. 16. sorumuz 2022 biyoloji ÖABT diyor ki ideal koşullarda dinlenme halindeki yetişkin bir insanda akciğerlerdeki kanın 1 litresinde dakikada 4,5 ml oksijen çözünebilir. Böylece böyle bir insan yoğun egzersiz sırasında dakikada 2 litreye yakın oksijene gereksinim duyar. Bu gereksinim duyulan oksijenin kanda sadece çözülmüş halde dokulara taşınabilmesi için kalbin dakikada yaklaşık 550 litre kan pompalaması gerekecektir. Oysa yetişkin bir insan vücudunda ortalama 5 litre kan bulunmaktadır. Diyor ki buna göre bir insanın aşağıdakilerden hangisi sayesinde bu açıklamada verilen sorunla karşılaşması engellenmiştir. Şimdi arkadaşlar bir insanın yani bir kalbin dakikada 550 litre kan pompalaması için döngünün çok hızlı gerçekleşmesi gerekiyor değil mi? Dolayısıyla diyor ki bu sorunla karşılaşmaması için diyor hangisi bunun cevabıdır bakalım. Çok geniş yüzey alanına sahip kılcal damarların bulunması, kanın damarlar içerisinde sürekli olarak akışını sağlanması, al yuvarlardaki hemoglobin molekülleri sayesinde kanın oksijen taşıma kapasitesinin artırılması, Kalbin sol karıncığında miyokart tabakasının görece kalın olması, akciğerlerde gaz değişim yüzeyini genişleten alvollerin bulunması. Şimdi burada e, yoğun egzersiz sırasında dakikada 2 litreye yakın oksijene gereksinim duyuyorsa bu oksijeni taşıyan kimdir? Hemoglobindir değil mi? Eğer ben hemoglobin miktarını artırırsam bu sorunu çözerim. Dolayısıyla cevaplarda hemoglobinle ilgili olanı işaretleyeceğiz. Yani al yuvarlardaki hemoglobin molekülleri sayesinde kanın oksijen taşıma kapasitesi artırılıyor ve bu sorun ortadan kalkıyor arkadaşlar. Gelelim son sorumuza 2015 LYS sorusu. Açık dolaşım ve kapalı dolaşımda özelliklerinden hangileri ortak olarak bulunabilir? Arkadaşlar açık dolaşım kılcal damarların olmadığı, dolaşım sıvısının vücut içerisinde vücut boşluklarında dolaştığı dolaşımdır. Kapalı dolaşımda ise dolaşım sıvısı damarlar içerisinde dolaşır. Dolaşım sıvısı içerme ikisinde de var. Kılcal damarlara sahip olma sadece kapalı dolaşıma aittir. Solunum pigmenti taşıma arkadaşlar ikisinde de gerçekleşebilir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği. Böylece dolaşım sistemi sorularını da bitirmiş olduk. Sonraki videoda solunum sistemine geçiş yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.